Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2020'ye saatler kala yeni yıl mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı, Libya, yerli otomobil ve Kanal İstanbul'a ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Aziz milletim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Hep birlikte tarihi hadiselere şahitlik ettiğimiz 2019 yılını geride bırakıyor. İnşallah çok daha güzel gelişmeleri yine hep birlikte yaşayacağımız 2020 yılına giriyoruz. Rabbimden 2020 yılının ülkemiz, milletimiz, dostlarımız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Her yıl olduğu gibi 2019 yılını da yurt içinde ve yurt dışında oldukça yoğun, önemli, verimli programlarla, çalışmalarla, hizmetlerle değerlendirdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019'a veda ederken görüntülü yeni yıl mesajı yayınladı. Tekrar gittiğimiz için toplamda 88 ziyaret gerçekleştirdik. Yurt dışında ise ülkemizi temsilen 14 ülkeye 19 ziyaret yaptık. Bunların yanında Ankara ve İstanbul'da pek çok programa katıldık. Pek çok toplantı yaptık. Pek çok görüşme gerçekleştirdik. Erdoğan konuşmasına, ülkemizi büyük ve güçlü bir Türkiye hedefine biraz daha yaklaştırmak için geceli gündüzlü çalışıyoruz ifadesiyle başladı. Yeni yaptığımız ve dünyanın en büyüklerinden olan İstanbul Havalimanımız, Nisan ayı başında tam kapasiteyle hizmete girdi. Geçtiğimiz günlerde 50 milyonuncu yolcusunun törenini yaptığımız havalimanımız, inşallah her yıl daha da büyüyerek ülkemizi dünyada gururla temsil etmeyi sürdürecektir. Mayıs ayı boyunca hem Ramazan'ın manevi iklimini değerlendirmeye çalıştık, hem de her kesimden insanımızla bir araya gelerek hasbihal ettik. Yine bu ayın sonunda yargı reformu strateji belgesini açıklayarak Türkiye'nin demokrasi ve hukuk devleti yolunda kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğinin yol haritasını kamuoyuyla paylaştık. Ekim ayında ilk yargı paketinin mecliste kabul edilmesiyle strateji belgesinin somut adımlarını atmaya da başlamış olduk. Ağustos ayında Kurban Bayramı'nın hemen öncesinde tüm hatlarıyla hizmete açtığımız İstanbul-İzmir otoyolu da ülkemizin en önemli ulaşım projelerinden biridir. Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığımız konuşma ve gerçekleştirdiğimiz görüşmeler Türkiye'nin insani duruşunu ve yapıcı politikalarını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Hep söylediğim gibi bizim en büyük gücümüz birliğimiz, dayanışmamızdır. Bunun için her fırsatta bir olacağız. İri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız diyoruz. İnşallah 2020 bunca yıldır verdiğimiz mücadelelerin, yaptığımız fedakarlıkların, harcadığımız emeklerin meyvelerini toplamaya başladığımız bir yıl olacaktır. Bu büyük mücadelede gözlerini kırpmadan ölüme yürüyen şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. 2020 yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, esenlik ve refah getirmesi temennisiyle hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Vatandaşın yeni yılını kutlayan Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, bizden hizmet bekleyen kentimizdeki 18 bine yakın ticaret erbabına kaliteli, hızlı ve doğru hizmet vermemizde paydaşımız olan herkese destek, katkı ve çalışmalarından dolayı teşekkür ederim diyerek 2020'nin herkese sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diledi. Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan yeni yıl mesajında şu görüşlere yer verdi. Yönetim Kurulu kararıyla Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildiğimiz 28 Eylül 2016'dan bu yana Denizlilerin de desteğiyle güzel işler imza attığımıza inanıyorum. Üyelerimizden aldığımız bu güçle her geçen gün daha da hızlı yol alarak önemli bir süreyi geride bıraktık.
Hemşerilerimizin desteği, milletimizin hizmet aşkımız, azim ve kararlılığıyla yürüttüğümüz çalışmalarımızı yılın 365 günü etkin ve verimli bir şekilde kesintisiz sürdürüp 2019'u da tarih sahnesinde yolcu ediyoruz. Şehrimizin en güçlü meslek ve sivil toplum kuruluşu durumundaki Denizli Ticaret Odası bu süre zarfında yasal görevlerinin yanında sosyal sorumluluk getiren birçok alanda da sürdürdüğü faaliyetler ile birlikte daha iyi bilinen bir kurum haline geldi. 2020'yi Denizli'mizin ticaret ve ekonomisinin daha da büyüttüğümüz, insanlarımızın refahını arttırdığımız, şehrimizin herkese tanıttığımız bir Denizli yıl olarak değerlendirmeye çalışacağız. Köklü bir gelenekten daha güçlü bir geleceğe el birliğiyle ve hep birlikte ulaşabilmek umuduyla 2020'yi size ve ailenize sağlık, mutluluk ile barış getirmesini dilerim. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, EGTV aracılığıyla Ege bölgesinde yaşayan bütün hemşehrilerinin yeni yılını kutladı. EGTV kanalıyla MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, yeni yıl için beklenti ve dileklerini EGTV aracılığıyla kamuoyuna duyurdu. Milliyetçi Hareket Partisi olarak ve Manisa Milletvekili olarak bütün vatandaşlarımızın, Manisa'mızın, Ege'mizin, İzmir'imizin, bütün insanların yeni yılını tebrik ediyorum. Yeni yıl yeni umutlar demektir. Yeni yıl yeni beklentiler demektir. Her şey gönlümüzce olsun. Ülkemizin refahı, mutluluğu, huzuru ve güvenliği için 2020 ve diğer yıllarda en iyi şekilde ulaşmayı niyaz ediyor. Bütün vatandaşlarımıza selam, sevgi ve saygılarımızı sunuyorum. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli basın mensuplarıyla bir araya geldi. Eleştirilerimizi, görüşlerimizi aktaracağız Düşya Belediyesi ile ilgili. İkinci bölümde AK Parti İzmir İl Başkanlığı olarak bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla 2020 planlamamız üzerinde duracak. Onları sizlere aktaracağım. Başkan konaktaki gökdelen meselesinin tam bir muamma olduğunu ifade etti. Faytonlarla uğraşırken halkın zam yağmuruna tutulduğunu söyleyen başkan, yakın zamanda sudan sebepten suyumuzdan olduk diyerek sözlerine devam etti. Temel hizmet kavramı yerle yeksan. Sudan işler yüzünden suyumuzdan olduk. Faytonla uğraşırken zam yağmuruna tutulduk. Sıkıştılar mı çareyi, topu bize atmakta bulunuyorlar. Şehirlerin ve o şehrin yaşayanlarının belediyeden almayı beklediği üç temel hizmet var. Su, temizlik ve ulaşım. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin anlayış ve uygulamalarında temel hizmet kavramı yerle yeksan. Temizlik seferberliği adı altında herkes kendi kapısının önünü süpürsün. Su ve ulaşım zammı ile ilgili açıklamalarda bulunan başkan, mavi şehirde insanların evlerinden çıkamadığını, büyük şehirde bu konuyla ilgili eksiklikler olduğunu söyledi. Kentsel dönüşüm gibi ciddi ve kalıcı işler beklerken biz temizlikte imece öneriyoruz. Körfezin kokusuyla yaşamaya alıştırılıyoruz. Evet, ısrarla koku konusunda ben yine de nazik ve hassas davranıyorum. Cümlelerimi seçerek kullanıyorum. İzmir'in koku problemi var ve bu konuda hiçbir mesafe kaydedilmemiştir arkadaşlar. İşte kış geldi, lodos bir yandan, fırtına bir yandan, kışın yağmur suyuyla kanalizasyon aynı hatta olmasından dolayı kaynaklı bir koku problemi var. Yazında kuruyan kanallar ve kuruyan derelerden kaynaklanan koku problemi var ve bunun çaresi konusunda hiçbir şey yapılmadı. Yapılmasıyla ilgili bir emarede görmüyoruz. Özkanlar Pazar yerinin açılmasından dolayı Bornova Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür eden başkan, özverili olduğunuz sürece yapılamayacak iş yoktur dedi. Başkan 2020'deki planlarından da bahsetti. Bu burada bitmedi. 2020'de ikinci turlara başlayacağız. Mahalle başkanlarımızı 1294 mahalle başkanımızı bir defa daha dinleyeceğiz. O bitince üçüncü tura başlayacağız. Görev süresimiz boyunca mahalle başkanlarımızla bu toplantılarımıza devam edeceğiz. Onun dışında arkadaşlar övündüğümüz Türkiye'ye AK Parti teşkilatları açısından rol model olan bir teşkilat çalışmamız var. 30 ilde eş zamanlı partimiz üyelerini ziyaret ediyoruz. Teşkilat başkanlığımız planlamayı yapıyor ve o gün
aynı saatlerde, genelde 15 ile 18 saatleri arasında 30 ilçede başta kurucularımız, kurucu ilçe başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarının kurucu başkanları, en uzun süre görev yapmış mahalle başkanları olmak üzere üyelerimizi ziyaret ediyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 17-18 bin üyemizi ziyaret ettik. Bunların büyük bölümü kurucularımız. Aydın'ın Nazilli ilçesinde ikinci dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından MHP Aydın İl Başkanlığı görevine atanan tecrübeli siyasetçi Haluk Alıcık il başkanı olarak ilk ziyaretini Söke'ye gerçekleştirdi. Beraberinde ki il yöneticileriyle birlikte MHP Söke ilçe teşkilatını ziyaret eden Alıcık, burada MHP Söke ilçe başkanı Ömer Akalın, ilçe kadın kolları başkanı ve yönetim kurulu üyeleri karşıladılar. Alacağı Söke ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Söke İl Yönetim Kurulu üyeleri Metin Sakalar ve Mustafa Bakırcı da eşlik etti. Alıcık sözlerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin silahının getirdiğini söyleyerek başladı. Alıcık, sıkmadık el bırakmayacağız. Partimizden ayrılan arkadaşlarımızı tekrar partimiz çatısı altına bekliyorum. İnanıyorum ki 2007 ruhunu yakalayıp en az 3 milletvekili çıkaracağız. Ziyaretlerimize Aydın'ın batısından başladık, doğusuna kadar devam edeceğiz dedi. Dostlarımızı Milliyetçi Hareket Partisi'nin çatısı altına olmaya davet ediyorum. Küslük yok, darlılık yok, her şey yok. Hep beraber herkesi kucaklamaya hazırız. Tamam, bütün arkadaşlarımıza. O yüzden hem başkanımızla beraber, hem yönetimimizle, hem de yönetici arkadaşlarımızla beraber bugün buradayız. Bir dizi böyle hem ziyaretlerimizi yapacağız. Bismillah diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah arkadaşlar. Tamam, benim söyleyeceklerim bunlar. Sayın Genel Başkanımızın çok selamlar. Aydın'ı çok seviyor. Hakikaten de sağ olsun. Ben belki böyle şeye de alışmıştım, böyle rahata da alışmıştım. Dedi ki iki dönem belediye başkanlığı çok güzel yaptınız. Size güveniyoruz. İl başkanlığı hayırlı uğurlu olsun. Arkasınız dedi. Ve o yüzden Allah'ın uzun ömür versin sayın genel başkanımıza ve bizler bu göreve kanımızın son damlasına kadar canla başla koşturarak en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz. Niyetimiz bu. Allah niyetimizi halis etsin inşallah. Bizim için önemli olan bu arkadaşlar. Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu'na yaptığı ziyaretin ardından Söke Belediyesi'ni ziyaret eden MHP İl Başkanı Alıcık, CHP'li Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Belediye Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli ve Mustafa İberya Arıkan karşıladı. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Alıcık'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek yapılan sohbetlerin her iki yöneticinin belediye başkanı olması nedeniyle de yerel yöneticilik konuları ağırlıklı oldu. Metin de olsun, Mustafa abi de olsun. Zaten bizim de iyi yöneticimiz ikisi de. Ben çünkü siyasette dostlarla ve arkadaşlarla vefa eseren bir grubu. Zaten bu il yönetimimiz de Allah var. Vefanın adresi olacak. Zaten Milliyetçi Hareket Partisi vefanın merkezi, eğer bunu kaybettiğimiz zaman biz zaten kendimiz de kaybolmuşuz. Türkiye'nin teminatı olan Ülkücü Hareket ve Milliyetçi Hareket Aydın'da olduğu gibi Türkiye'de de var olacak. Onun için her yerde var zaten baktığımızda. Ve biz Aydın'da 2007 ruhunu yakalamak istiyoruz. Çünkü Aydın'da biz 3 tane milletvekili çıkardık. Evet. 185 bin, 200 bin bandını gören Milliyetçi Hareket Partisi var. Niye olmasın diye baktığımızda her şey olabilir. Onun için yapmamız gereken şey ne? Çok çalışmamız gerekiyor. Uyumayacağız. Ben hatta Nazilli şunu söylüyorlardı. Haluk Alıcık ölü evinin yassısı, büyü evinin tepsisi diyorlardı. Biz bunların hepsini yapacağız. Ve bunu yapacağız ki bu memlekette Milliyetçi Hareket Partisi'nin varlık sebebi olduğunu göstereceğiz. Allah'a şükür ben her zaman söylediğim bir şey var. O dönemde demiştim belediye başkanında. Bize hırsız demesinler, vatan haini demesinler de bunları desinler demiştim. Hiç de fark etmez demiştim. Siyasetçi de bunları yapması gerekiyor demiştim. Bunu yapacağız arkadaşlar. Hiç kimseye bir ön yargımız, hiç kimseye bir şeyimiz yok. Bakış açımız var. Sokak bizi bekliyor baktığımızda. MHP İl Başkanı Haluk Alıcık ve MHP ilçe yöneticileri daha sonra Ziraat Odası, Ticaret Odası'na yaptığı ziyaretlerin ardından Söke Alevi Kültür Derneği'ni de ziyaret etti. Sevgili seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi Uşak İl ve Merkez İlçe Teşkilatı Kanal İstanbul'un yapımının iptali için Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne dilekçe verdiler. Müzik
Sabah saatlerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde toplanan onlarca Cumhuriyet Halk Partili vatandaş hazırladıkları Kanal İstanbul'un yapımının iptal edilmesi için dilekçelerini verdiler. Ulusal güvenlik, çevresel etkenler, sosyal sorunlar gibi risklerin yanı sıra maddi yükü de büyük bir proje olduğu için karşıyız. En büyük havalimanı, en büyük hastane, en büyük kanal derken hayatın gerçeklerinden ve sorunlarından uzaklaşılması bir vatandaş olarak hepimizin yüzüne gelir. İktidar İstanbul seçimlerinde yaptığı hatayı Kanal İstanbul'da da yapmaktadır. 800 küsür bin oy farkla seçilmiş olan İstanbul Belediye Başkanı'nı yok saymak tek adam rejiminin göstergesidir. Türkiye'de işsizlik, deprem, geçim sıkıntısı gibi büyük sosyal sorunlar yaşanırken ve sınırımıza büyük bir göç dalgasıyla karşı karşıyayken vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak projeler kururken çılgın projelerle uğraşmak bizim ülkemizin gerçek sorunlarından ayrıştığımızı göstermektedir. AKP iktidarı Türkiye'ye tek adam rejimini dayatarak bütün karar alma mekanizmalarını yok saymış, bilimi ve bütün her şeyi yok sayarak Kanal İstanbul konusunda ısrar etmektedir. Burada bir açıklama yapan CHP Uşak İl Başkanı Nadir Sancar, Kanal İstanbul'a ulusal güvenlik, çevresel etkenler, sosyal sorunlar gibi maddi yükü olarak da büyük bir proje olduğu için karşıyız. En büyük havalimanları, en büyük hastane, en büyük kanal derken hayatın gerçeklerinden ve sorunlarından uzaklaşması bir vatandaş olarak hepimizi üzmektedir dedi. Bu inanıyoruz ki Türkiye'de bütün vatandaşlarımızın dur demesiyle gerçekleşmesi önlenecektir. AKP iktidarı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Montreux Sözleşmesi'ni yok saymak gibi bir anlayışın içerisine girmiştir. Tabii bunda kendi mal varlığının sorgulanmasıyla ilgili acaba Amerika'ya verdiği bir söz müdür? Ya da Katarlılara bir vermiş olan uçak karşılığı bir rüşvet midir? Yine palet fabrikası gibi burası da bütün arazileriyle birlikte değerli arazileri Katar'la peşkeş çekilmek istenmektedir. Biz Uşaklı hemşehrilerimiz olarak ve tüm sivil toplum kuruluşları olarak bu Kanal İstanbul projesine karşıyız ve bunun için de bugün burada dilekçelerimizi veriyoruz. Vatan Partisi Denizli İl Başkanı İbrahim Kasapoğlu Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda 2019 yılı değerlendirmesi yapan Kasapoğlu, 2020 beklentilerini de aktardı. Vatan Partisi Denizli Başkanı İbrahim Kasapoğlu, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde basınla buluştu. 2019 yılını değerlendirdi, 2020 beklentilerini paylaştı. Atatürk çağına giriyoruz değerli arkadaşlar. Bir dönem bitti, bir çağ bitti. Artık bütün partilerin, bütün Türk yurttaşlarının kavraması gereken birinci gerçek budur. Dünyanın gerçeği de budur, Türkiye'nin gerçeği de budur. Artık efsane geri dönüyor. 100 yıl önceki cumhuriyetimizi kurduğumuz o dönem, Kurtuluş Savaşı vererek onu cumhuriyetle taşlandırdığımız dönem, o efsane yeniden 2020, 2025, 2030'lu yıllarda geri dönüyor değerli arkadaşlar. Tarih buraya gidiyor. Tarihin yönü budur. Başkan Kasapoğlu'na toplantıda Vatan Partisi Merkez Efendi İlçe Başkanı Mesut Yılan ve Pamukkale İlçe Başkanı Müzeyyen Susar da eşlik etti. Başkan Kasapoğlu 12 Ocak Pazar günü saat 1'de Nihat Zeybekçi Kongre Kültür Merkezi'nde 535 delegenin katılımı ile ilk kurultayı yapacaklarının bilgisini verdi. Başkanla aday olmadığını belirtti. Bütün ilçelerde kurultaylarımızı tamamladık. Vatan Partisi 5 ilçe başkanımız değişti. İl kurultayımız 12 Ocak Pazar günü saat 13'te İncilipınar'daki Nihat Zeybekçi Kültür Merkezi'nde yapıyoruz. Değerli arkadaşlar, hepimiz davetlisiniz. Bütün yurttaşlarımızı da davet ediyoruz. Dördüncüsü de il başkanlığı için 2 aday var. Ben aday değilim. Aday arkadaşımız Mehmet Çobanoğlu ve aday arkadaşımız Ahmet Gündüz. İl başkanlığına aday olan Mehmet Çobanoğlu ve Ahmet Gündüz de birer açıklama yaptı. Kadrosunu ve Türkiye'ye yaptığı hizmetleri çok iyi gördük, yaşadık. Bu
anlatımlardan ve birikimden şunu anlamamız gerekiyor Denizli halk olarak. Vatan Partisi Türkiye'ye ve ülkemize yaptığı bu hizmetin karşılığında artık önümüzdeki dönem iktidara hazırlanacaktır. Vatan Partisi'nde bayrak değiştirme yarışı devam ediyor. Bu bir gelenektir. Vatan Partisi böyle bir parti. Arkadaşlar otururlar, karar verirler. Ben bayrağı daha ileri taşıyacağım iddiası vardır bizde. Bayrağı daha ileri taşıma iddiası olan arkadaş aday olurlar. Kurultaylar buna karar verirler. Daha sonra hep birlikte çalışılır. Yani adaylar da beraber çalışırlar. Gelenek budur. Bu geleneği sürdüreceğiz. Beraberliği konusunda kadınlarımızın birleşmesi gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi. Gündeminde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Denizli ziyareti vardı sevgili seyirciler. Sancar, Bakan Kurum'a eleştirilerde de bulundu. Burada gördüğüm alan incelemeler için Acıpayam Toki Şantiyesi Millet Bahçesi deyince tamam dedim, Acıpayam'a gidecek. Benim ona ilettiğim Acıpayam'da Baraka'da yaşayan vatandaşlarımızı ziyaret edecek. CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 28 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirdiği Denizli ziyaretleri hakkında eleştirilerde bulundu. Sayın Bakan geldi ama maalesef Sayın Bakan bakıp gitti. Başka hiçbir şey yapmadı. Sayın Bakanı burada hemen karşılıyor. İl Başkanı ve heyeti karşılıyor. Milletvekilleri karşılıyor. Denizli'de Sayın Bakan mutlulukla karşılanıyor. Ardından il değerlendirme koordinasyon toplantısı il başkanlığında yapılıyor. Ardından yapılıyor hemen. Ardından belediye başkanı ziyaret ediliyor. Milletvekili Sancar, Bakan Kurum'un ziyaret programında Acıpayam ilçesi olduğunu ancak kurumun ziyarete gitmediğini söyledi. Acıpayamlı depremzedeler Bakan Kurum'u bekledi dedi. Eleştirilerine devam etti. Buyurun efendim. Ardından belediye başkanı ziyaret ediliyor. Ardından belediyenin önünde hatıra fotoğrafları çekiliyor. Çok güzel. Zaten Sayın Bakan turistik geziye gelmiş buraya. Dolaşıyor böyle. Aynı tura gelenler gibi dolaşıyor. Acıpayam'da -3 derecede bu Mehmet amcanın torunu açık havada ders çalışıyor diyerek. Bakın arkadaşlar, Acıpayam'da bu aile açık havada yaşıyor. 9 metre konteynere kim sığar, otursa. Sevgili arkadaşlar, sizlerin 9 dakika, 9 saat duramayacağınız yerde 9 aydır 1500 kişi yaşıyor. Bu batı, burası Denizli, Acıpayam. Burası böyle doğuda, Orta Doğu'da bir yer değil. Burası bildiğiniz Denizli, Acıpayam arkadaşlar. Milletvekili Sancar, Acıpayam'da 270 ailenin konteynerlarda zor şartlar altında 9 aydır yaşam mücadelesi verdiğini vurguladı. Şimdi ben tekrar soruyorum. Sayın Bakan, sen buraya ne için geldin? Sen burada ne yaptın? Neyi anlattın? Bakın arkadaşlar, şu bu evin ailenin yaşadığı yer. Soba kurmak yasak. Arkada kanalizasyonu bağlı değil. Barakanın arkasında 9 metre odada titreyerek çamaşırları orada nemli, rutubetli. Sabahleyin elektrik sobasının önünde bir pantolonunu, ceketini kurutarak acil giyiyor. Belki de giymiyor. Daha da ileriye gideyim değerli arkadaşlar. Bu barakada yaşayan insanlar sağlıklı banyolarını günlük, haftalık yapamıyorlar. Acilen devleti göreve davet ediyorum. Acilen Sayın Cumhurbaşkanını göreve davet ediyorum. Acilen Sayın Bakanı asli görevine davet ediyorum. Milletvekili Sancar, Bakan Kurum'un acilen asli görevine davet ediyorum dedi ve ekledi. İnsanlar var. Takip olayım ki Birsen Hanım bunu gerçekten bir pratik devlet adamlığı anlayışıyla çözdü ve çaba harcadı. Yani bir Sayın Bakan'ın uğrayışı farklı. Yani Çardak Bozkurt yolu üzerinde TOKİ evlerini denetliyor. Sayın Bakan zaten burada yapılan müteahhitliğe bakmaya gelmiş. Sayın Bakan depremle mepremle alakası yok. Şimdi ben size soruyorum değerli gazeteciler. Tuzla, Kırca'da yıllardır burada yaşıyorum. Burada benim ineğim var, kedim var, köpeğim var, tavuğum var, koyunum var diyor. Sen beni niye buradan koparıyorsun arkadaş diyor. Ben TOKİ'de nasıl besleyeceğim diyor. Ben size söylüyorum arkadaşlar, bu insanlar, burada yaşayan insanlar çok iyi bilirsiniz. Çarşıya bile giderler, saatli gider gelirler. İneğin sağılma saatidir, ineğin beslenme saatidir. Aydın ihracatının önemli şirketlerinin başında gelen Eroğlu, Entegre Zeytin ve Zeytinyağı işletmesi kapılarını AK Parti Aydın Milletvekili ve KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ve AK Parti Köşk İlçe Başkanı Halil Mollaoğlu'na açtı.
Başta Amerika olmak üzere dünyanın dört bir yanına zeytin ve zeytinyağı ihracatı yapan Aydın'ın Köşk ilçesindeki Eroğlu Zeytin ve Zeytinyağı İşletme ve Paketleme Tesisi'nin konukları vardı. Şirket sahibi ve Ezdip Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, birçok ülkeye işlenmiş ve paketlenmiş zeytin ve zeytinyağı ihraç ediliyor. Bir ton ürün işleme kapasitesine sahip yeni ünitelerde üretilen ürünler, ünlü pizza markaları ve Türk Hava Yolları tarafından tercih ediliyor. İçtiğimiz sene bu bizim birliğimiz, yani Türkiye'nin tek birliği zaten Ege İhracatçı ama Türkiye İhracatçı Birliği zeytinyağı 405 milyon dolar ihracat yaptı. Bu sene bu içine bunun 300 milyon düştü çünkü ürün azdı. Yine bu sene 400 aşmak. 5 yıl içerisinde hedef 1 milyar dolar çok rahat olur. Bu 1 milyar dolar belki küçük bir rakam ya 500 milyon 400 milyon küçük rakam değil. %100 milli ve yerli malı satıyoruz. Cari açı direkt yani 400 milyon 405'te bizden katkı olsun diyoruz. Çünkü hiçbir ithalatımız yok. Yani suyu dediğim gibi Türkiye'nin tuzunu suyunu dahi salamur olarak döviz bazında satıyoruz. Bu bakımdan gurur verici, önemli, stratejik bir sektör zeytin zeytinyağı sektörü. Sayın vekilim ve bölge vekillerimiz zeytin zeytinyağına çok büyük önem veriyor, destekliyorlar. Tabii daha fazla desteğe ihtiyacı var mı sektörün? Vardır. Ama tabii hükümetin imkanları oranında biz her zaman, geçen hafta Tarım Bakanımızla Sivis Otel'de bir sektör buluşması yaptık. Sağ olsun Sayın Bakanımız o sisli ve kötü havalarda geldi ve sektörün önemli olduğunu, kendisinin eski bir zeytinci olduğunu, zeytine olan ağaçlığın, çiftçiliğin kolay olmadığını ancak üretimin de büyük ölçekli yani ölçek ekonomisine işaret ettiler. Desteklerin devam edeceği her şey destek değil. İnsanların da üretimde bizim gibi ihracatçı firmaların sayısını artırmak, katma değeri yüksek mal satmamız lazım dünyaya. En büyük şey o. İnanın zaman zaman bizim gibi ihracatçılar piyasadan alımı durdurduğu anda bakıyoruz zeytin fiyatlarına bir sıkışma oluyor. Biz bunu görüyoruz. Demek ki ne kadar çok talep olursa bir mala, ne kadar üretilirse kaliteli o kadar çok dünya pazarlarına satma şansımız olur. Ve o dünya raflarına marka oluruz. Biz aynı zamanda iç piyasaya da tedarikçilerini yapıyoruz. Bazı büyük markalarla ortak işbirliği yapıyoruz. Türkiye'nin Türk Hava Yolları'na kadar mallarımızı ulaştırıyoruz. Er konuklarına işletme ve ihracat rakamları hakkında da bilgiler verirken Aydın zeytinlerinin de dünyaya marka haline getirdiklerinden gururla bahsetti. Yani bu çok önemli. Yani Aydın'ın zeytini deyip ki o Aydın'ın zeytini Memecik bence dedelerimiz dünyanın en kaliteli zeytinleri. Zeytinyağından da bahsetmek istiyorum. Burada pozitif ayrımcılık yapmak istemiyorum ama Memecik zeytini aromatik olarak fenol değerleri ve o içindeki antioksidan değerleri en yüksek olan zeytinyağı türüdür ülkemizde Memecik. Bir zamanlar sadece ama böyle burada başkan olarak şunu da belirtmek istiyorum. 7 ayrı bölge var Türkiye'de. Ayvalık, Akhisar, Mut, Antakya, Antep, Aydın, Milas yani her bölgenin kendine özgü aroması var. Bu bir bizim ihracatçı bir de şunu söylemek istiyorum. Bu bir avantaj. Dünya raflarında bu değişik aromatik yapısı olan bu yağları satma. Çünkü bir yağımız Orta Doğu'da mesela Antakya güney yağlarımız Orta Doğu pazarında çok şey görüyor. Suudi Arabistan'ın ithalatımızda ikincidir. Ama Memecik bu tür güçlü fenol değerli olan yağlar Uzak Doğu'da mesela Japonya'da biz geçen sene ihracatımızı %300 arttırdık. Savaş ise her fırsatta vurguladığımız gibi sadece üretmek yetmiyor. İşlemek, paketlemek ve markalaşıp iç ve dış piyasaya girmek gerekiyor. Ben Davut Başkanımızı kutluyorum dedi. İhracat hazır hale getiriyor burası. Şu an işte yılbaşı olduğu için burası çalışıyordu. Daha yeni bırakıldı. Çalışırken çok daha güzel izleme şansım var. Burada her şey otomatik. Her şey otomatik. Geliyor burada. Zeytin buradan giriyor. Paket buradan çıkıyor. Devletin bir imkanları var. Devletin çok anısı var. Biraz önce söyledim. Otonomi Denizli Yönetim Kurulu Başkanı Berzan Taşer geçtiğimiz günlerde görücüye çıkarılan yerli otomobille ilgili değerlendirmelerde bulundu sevgili seyirciler. Başkan Taşer yerli otomobile övgüler yağdırdı, milli gururumuzdur dedi. Yani biz sektör temsilcileri olarak özellikle bu konuda gerçekten çok heyecanlandık. Yani daha önce de bu beklenti içindeydik zaten. Sonuçlanan bu durumda ilk açıklama yapıldığında, görücüye çıktığında bu araç gerçekten beklentilerimizin de üstünde çıktı. Otonomi Denizli Yönetim Kurulu Başkanı Berzan Taşer Ege TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde görücüye çıkarılan yeni otomobil hakkında görüşlerini paylaştı. Teknolojik donanımıyla, dizaynıyla her açıdan yeni otomobili çok beğendiğini söyledi.
Yani bugün geldiğimiz çağda işte teknolojinin maksimumda kullanıldığı, işte aracın dış görünüşünde çizgilerinin, bugünkü çağın çizgilerini yansıttığı, donanım olarak maksimum seviyede gördük bunu. Özellikle elektrik olarak, yani direkt elektrik olarak üretilmesi de zaten ayrı bir avantaj. Biliyorsunuz ülkemizde şu anda elektrikli araçlar var ama benzinden, mazottan evrilerek yapılan elektrikli araçlar. Bu araç direkt bizzatı kendisi elektrik olarak üretecek. Bu çok büyük bir avantaj. Teknoloji maksimum seviyede kullanılmış. Bunu kesinlikle, yani bu kadar beklemiyorduk. Bu konuda bu işin altyapısını hazırlayanlar, bugüne getirenler, emeği geçen herkese bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Ülkemiz adına milli bir gururdur. Dış basında da yeterli ilgiyi, yeterli takdiri de kazanmış bulunmakta. Umarım sonuçlandırır. 2022 yılında seri üretimi bugünkü mutluluğuyla devam eder. Başkan Taşer, 2022 yılında seri üretime geçilmesi beklenen yeni otomobilin ülkeye katkılarından söz etti. Taşer, yerli otomobilden elektrikli olmasının büyük bir avantaj olduğunu da vurguladı. Ya öncelikle zaten milli bir gururla buna bakmak lazım. Yani biliyorsunuz bir devrim aracı olarak ilk başlanılmıştı. 50-60 yıllık bir beklentiydi bu. Birçok noktada ayrı kaldığımız bir dönemlerden, işte bugün bir yerli otomobil aracında hangi partiden, hangi görüşten, hangi sektörden olursa olsun bu konuda bir bütün olarak herkesin aynı noktada mutluluk yaşadığı bir otomobil ortaya çıktı. Bu da gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Ekonomimize de ciddi bir katkısı olacaktır. İhracatına da zaten kısa bir süre sonra açıklamalarda bunu da öğrendik. Ona da başlanacaktır. Hem kendi iç ekonomimizde hem dış ticaretinde de ciddi yansımaları olacaktır. Bu da ayrı bir memnuniyet ve gurur verici. Şu anda da biliyorsunuz zaten sıfır araçların muazzam maksimum seviyelere çıkması ve yükselmesiyle ikinci el araçta da süreç olarak tabii aynı seviyelerde yükselmiş bulunmaktayız. Biz de araç tedariğinde sıkıntı çekiyoruz. Deyim yerindeyse mal tedariğinde sıkıntı çekiyoruz. Bizim için de çok büyük bir avantaj olacak. Biliyorsunuz sıfır bir araç çıktığında çok uzun vadede değil, yani 5-6 ay süre zarfında ikinci el sirkülasyonu da başlamış oluyor. Bu konuda da tabii bizim için de ciddi bir artıları olacak. Biz de ikinci el otomotiv sektörcüleri olarak bu konudaki sirkülasyonu elimizden geldiğince destek vereceğiz. Bu işleyişi maksimum seviyede tutacağız. İkinci el olarak da evet, biz bunu aktif olarak ülke ekonomimize olsun, işte kendi iç ticaretimizde olsun, bunu maksimum seviyede kullanacağız. Başkan Taşer, yerli otomobilin satışa sunulmasıyla birlikte ikinci el araç satışlarına da önemli yansımaları olacağını da belirtti. Sıfır bu elektrik üretiminde de sıfır araçlar artık sıvı yakıta miladını dolduruyor, tamamıyla elektriğe geçecektir. Biliyorsunuz yani işte parça tedariği dediğimiz, yani hani bunu yapılırken bu parçaların da üretimi olacak. Elektrik araçlarda şu avantajı oluyor, diğer araçlarla oranla mekanik olarak çok fazla sıkıntı doğurmuyor. Yani bu işte fiziki olarak dediğimiz dış kazalarda daha çok ihtiyaç duyulur, kaporta aksamı dediğimiz. Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilen KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimlerini başarıyla tamamlayan geleceğin işletme sahiplerine motorlu araç satışı mesleki yeterlilik belgelerini alacak olan meslek mensuplarına ve odanın raiç fiyat tespitinde çözüm ortağını olan üyelerine plaket ve sertifikaları teslim edildi. Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler ve Oda Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliğinde düzenlenen törene Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırım Kaya, KOSGEB İl Müdürü Sadullah Dülger, İşkur Nazilli Müdürü Yakup Erginli, davetliler, sertifika ve ödül almaya hak kazananlar katıldı. Bayağı meşhur ya. Odanın konferans salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, herkesin üzerine düşen görevi yaptığında sıkıntılı dönemleri atlatmanın çok daha kolay olduğunu ifade etti. Bu akşam burada olmamızın sebebi KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimlerini başarıyla tamamlayan geleceğin işletme sahiplerine motorlu araç satışı mesleki yeterlik belgelerini alacak olan
Meslek mensuplarına ve odanın raiç fiyat tespitinde çözüm ortağımız olan üyelerimize plaket ve sertifikalarını teslim etmektir. Hepinizin malumu olduğu üzere 2019 yılı özellikle ekonomik ve mali açı yönden sıkıntıların yaşandığı, kredi temininde güçlük çekildiği zor bir yıl oldu. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen Merkez Bankası'nın öncülüğünde faizlerin düşmesi, kapasite kullanım oranının artma eğilimi göstermesi bizleri umutlandırmaktadır. Naziz ticaretçisi olarak bölgenin hak ettiği gelir düzeyine ulaşması, üretim yapan işletmelerimizin tamamının ihracat yapılabilir hale gelmesi için gayret gösteriyoruz. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'la konuşmasında ilçenin kalkınması açısından gösterdikleri çabalardan dolayı Ticaret Odası yönetimine ve yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür etti. Konuşmasının sonunda ise Nazilli girişimci Kozalak Reçeli'yle ünlü Gülgül Şahin Özkurt'a övgüler yağdıran Başkan Özcan, "Buraya girerken öksürüğüm vardı. Öksürüğe iyi geldiğini bildiğim Gülgül Hanım'ın Kozalak Reçeli'nden biraz içtim. Üzerinden daha yarım saat geçmeden etkisini gördüm ve şu an çok rahatım," dedi. Son gününden bir gün öncesinde Arefesinde güzel bir hediye verdiler bizlere. Nazilli üretilen ürünlerin hem sergilendiği bir alan oluşturdular hem de üreticilerin desteklendiğini görmüş olduk böylece. Üreten herkese, çalışan herkese bu memlekette ekmek var, aş var, iş var, mekan var. Bunu gösterdikleri için herkese teşekkür ediyorum. İnşallah biz de süreç içerisinde NASKOP'un kuruluş aşaması hemen hemen tamamlandı. Bundan sonra bu üretilen ürünleri NASKOP ismi adı altında uzun yaşamın merkezinden diyerek, pazarlayarak her bir evi bir atölyeye dönüştüreceğiz inşallah. Her bir evde hanımefendilerin üretime katkılarını artık daha rasyonel, daha yüksek değer getirilerle memleket ekonomisine, millet ekonomisine katkı sağlayacağımızı umut ediyoruz. İnşallah birlikte üretip, birlikte çalışıp, birlikte kazanacağız. Az önce öksürükle girdim. Küçük bir kaşık aldık galiba, değil mi? Küçük bir kaşık aldık. Gördüğünüz gibi öksürük kesildi. Gerçekten dedikleri kadar varmış. Bit tecrübe sabittir diyoruz. Eski lisanla. Süper. Bu kadar hızlı etki gösterdi. Yani. 30 dakika olmadı değil mi? Olmadı. 30 dakikadan kısa vadede öksürüğü kesti. Teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Nazilli Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilen KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimlerini başarıyla tamamlayan geleceğin işletme sahiplerini, motorlu araç satışı mesleki yeterlilik belgelerini alacak olan meslek mensuplarına ve odanın raiç fiyat tespitinde çözüm ortağı olan üyelere plaket ve sertifikaları teslim edildi. Daha sonra Nazilli Ticaret Odası'nın açtığı kurslarda katılan girişimcilik sertifikası alanlara odanın fuaye salonu açmış olduğu standlar gezildi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Hukuk Ana Bilim Dalı yüksek lisans öğrencileri ve Profesör Doktor Zeynep Arıkan İbrahim Tatlıses'le bir araya geldi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Hukuk Ana Bilim Dalı yüksek lisans öğrencileri ve Profesör Doktor Zeynep Arıkan İbrahim Tatlıses ile bir araya geldi. Gerçekten çok mutluyum. Böyle bir ticarethanede olmaktan, İbrahim Bey'i ziyarete gelmekten, yüksek lisans öğrencilerimle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Sağ olun. Peki hocam, sektörle ilgili birkaç bilgi de verebilir misiniz? Şimdi bizim buraya esas gelme amacımız öğrencilerimiz maliye bölümünde, mali hukuk ana bilim dalında yüksek lisans yapıyorlar. Özellikle derslerimizde ticari faaliyet konusunu ele alıyoruz. Tolga Kaymaz, maliye bölümü, mali hukuk ana bilim dalında yüksek lisans öğrencisiyim. Güz dönemini bitirdik. Bugün anlamlı bir etkinlik hocalarımızla birlikteyiz. Derslerde sürekli görüyoruz ticari işletme, ticari kazanç. Bugün sektörün içerisine geldik. Uygulamalı olarak burada gördük. Teşekkür ediyorum ben. Böyle anlamlı bir etkinlikte hocalarımızla birlikte olduğumuz için sizlere, hocalarımıza, katılım sağlayan hocalarımıza. Benim hocamızla beraber böyle bir canlı görüntüyle beraber burada olmaktan çok mutluyuz. Yüksek lisans herkese öneriyorum. Profesör hocalarımızla beraber bilginiz üzerine bir dikkat ederek ilerlemek gerçekten çok iyi. Evet, merhabalar. Ben Hakan Tanrılar. Mali Okulu'da arkadaşlarımla birlikteyiz. Genel olarak güzel bir akşam geçirdik. Öncelikle bunun için bölüm başkanımız Sayın Zeynep Aykan Hoca'ya çok teşekkür ederim. Katılan hocalara da teşekkür ediyorum. Güzel bir organizasyondu. Bunun dışında genel ekonomik durum hakkında da vergi bilincine dikkat çekmek isterim. İnsanların vergilerini düzenli zamanında eksiksiz vermesi
ülkemizin şu geçirdiği zor günler çerçevesinde tekrar düze çıkmamız adına önemli görüyorum. O yüzden beyannamemizi, vergimizi düzenli zamanında usulüne uygun verirsek gelişim açısından, ülkemizin tekrar refahı açısından, gerek döviz açısından, gerek faizler açısından daha rahat bir ortam oluşması, gerek bu şekilde özel sektörün de kalkınmasını sağlayacaktır. Tatlı Ses, İzmirlileri çok sevdiğini ve İzmir'in kendisi için çok önemli bir yer olduğunu ifade etti. Yüksek lisans öğrencileriyle bir araya gelen Tatlı Ses, sektörle ilgili tecrübelerinden bahsetti. İzmir'i severim, İzmir de beni sever. İzmir'i sayarım ama rakam olarak değil. Biz de sana seviyoruz. Saymak başka bir anlama geliyor. Biz de sizi çok seviyoruz. Siz her yerden saygısı, saygı gösterebilirsiniz. Burada beni bağırmalarına başlıyor, ben İzmir'e ihbar ediyorum. Profesör Doktor Zeynep Arıkan, İbrahim Tatlıses gibi önemli bir işletmecinin tecrübelerinden faydalanmanın çok önemli olduğunu, gençlerin bu sohbetten çok verim alacaklarını düşündüklerini ifade etti. Ve arkadaşlarımızın da burada bu ticarethanede uygulamalı olarak sektörü görmeleri ve bu sektördeki arkadaşlarla sektörün sorunları konusunda konuşmaları hususunda, tartışmaları hususunda bir şey yapalım dedik, görüşme yapalım dedik bu açıdan. Uşak Şeker Fabrikası'nda açılacak olan yeni kadrolar için taşeron işçilere yer verilmeyeceği iddiasıyla Uşak'tan Ankara'ya Bulut Çakır yürüyüşe başladı. 5 yıldır Uşak Şeker Fabrikası'nda laboratuvar bölümünde taşeron işçi olarak çalışmaktayım. Kampanya döneminde çalışıyoruz. Bu süreç 3 ila 4 ay geçiyor. Mevcut hükümetin sözleri taşerona kadro verecekler. Tabii bunu taşımlı kadro verirken kamu iktisal teşebbüslerini dışarıya aldılar. Uşak Şeker Fabrikası'nda laboratuvar bölümünde 5 yıldır çalışan Bulut Çakır isimli vatandaş, yeni düzenleme ile Türkiye Şeker Fabrikalarına alınacak 1500 daimi işçilerin taşeronla değil de dışarıdan alınacak olması iddiasıyla Uşak'tan bu sabah itibariyle şeker fabrikalarındaki taşeron işçilerinin sesi olması için Ankara'ya doğru soğuk kış şartlarında yürümeye başladı. Biz umutla bekledik. Yıllardır gelmeye başladık. Yılda 4 ay çalıştık. Geri kalan günlerde sigortasız ve işsiz olarak buraya işimize tekrardan gelip yeni kampanyalarla işimize devam ettik. Ama şu anda aldığımız habere göre, yani internet sitelerinde olan habere göre Türkiye genelinde 1500 tane personel alacaklarmış. Alınacak 1500 tane personel ise mevcut yetiştirilmiş personellerinden değil, yani devletin çalışan mevsimlik işleri de var, muvakkat adıyla adlandırılması. Onları dahi almıyorlar, taşeron yetiştirilmiş personellerini de almıyorlar. 1500 tane dışarıdan personel alımı yapılacağını söylüyorlar. Bu 1500 tane alınacak personele kadar yıllardır, yaklaşık 2008 yılından beri taşeron işçi var Şeker Fabrikası'nda. Taşeronlar çalıştırıyordu. Pancarın hız laboratuvarından kanal yüzdürmesine, kalite kontrol laboratuvarına, ambarına, kazan dairesine, rafinerisine kadar her yerinde taşeron işçiler çalıştı. Ben yapılan bu haksızlığın önüne geçmek, sesimi duyurmak için hava şartlarını göz önünde bulundurmadım. Çıktım yola anladım sinirden. Kimseye de haber vermedim. Sonradan vekilimize haber verdim, aradım. Çıktım yola, sendika başkanımızın da haberi var. Bu yolda gideceğim, tabiri caiz midir bilmiyorum. Hazreti İbrahim'le karıncanın hikayesiydi galiba. Ateş yanıyor. Yanan ateş taşeron işçilerdir. Kadrosu verilmeyen muhakkak taşeron işçilerdir. Ben de bir karıncayım. Ankara'ya yanan ateşe bir damla su götürüyorum. Bulut Çakır konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ben 5 yıldır Uşak Şeker Fabrikası laboratuvarında taşeron işçi olarak çalışmaktayım ve kampanya döneminde çalışıyordum. Bu süreç 3 veya 4 ay sürüyor. Mevcut hükümetin sözü vardı. Taşerona o kadro sözü verilmişlerdi ve ümitle işimize geliyor ve çalışıyorduk. Şu anda aldığımız habere göre Türkiye genelinde 1500 personel alınacak ve bu alımlar mevcut 70 personelden değil de dışarıdan alınacağı söylendi. İşçilere kadrosu verilmeyen taşeron işçilerdir. Halkın vicdanı ve yüreği olan herkesi desteğini bekliyorum diyerek yoluna devam etti. Halkın ve vicdanı olan herkesin desteğini bekliyorum. Bu işin sağı, solu, AKP'si, CHP'si, MHP'si yok. Vicdanı ve yüreği olan herkes haksızlığın karşısında durmak zorunda. Ben haksızlığa karşı durmak için bu yolda ilerliyorum. Selamet ben. Abi döneceğim. Yol.
Koçarlı'nın Türk futboluna armağan ettiği yetenekli futbolculardan biri olan Efe Binici, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ı makamında ziyaret etti. Efe gibi gençler yetiştirmek için projeler devam edecek misiniz? Yani projeleriniz var mı? Tabii biz bu yıl başladık bununla ilgili çalışmaya. 5 yaş ile 18 hatta 20 ve Koçarlı Spor'uyla sporcu, futbolcu ve diğer branşlardaki kardeşlerim oldukça fazla sayısı olarak. Bunların sayıları... Kariyerine Koçarlı Belediye Spor'da başlayan Efe Binici formasını giydiği Göztepe Spor Kulübü'nde A takıma yükselmesinin ardından hemşerilerine büyük gurur yaşattı. 18 yaşındaki futbolcu memleketi olan Koçarlı'ya başarılarıyla temsil etme nedeniyle Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan tarafından takdim edilen plaketle onurlandırıldı. Başkan bir annesi de alalım. Korumayı da açarsın. Kasım ayında U19 milli takım aday kadrosunda seçilmesiyle dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu. 2019-2020 sezonunun ilk yarısının bitmesine bir hafta kala Göztepe kadrosu tarafından A takımına alındı. Lisanslı ve lisanslı olarak toplamda konuşmak gerekirse değişik branşlarda ama ağırlık olarak futbolda 100-120 civarında gencimiz, çocuğumuz var. Toplam diğer branşlarla birlikte 12 dalda lisanslı sporcularımız var. Son dönemde biliyorsunuz kamu yarattığı e-sporda da lisanslı çocuklarımız, gençlerimiz var, sporcularımız var. 500 civarında değişik branşlarda sporcular var. Bunların ağırlık olarak futbol seviyesinde amacımız Koçarlı'daki gençler bir kötü alışkanlığını alıkoymak birinci vazifemiz. Her zaman herkes Efe kadar şanslı olmayabilir, A takıma kadar yükselmeyebilir ama bir şey var. Kötü alışkanlığını korumak, o internet gibi. Bu sezon U19 liginde sergilediği performansla kendini takip edenleri mutlu eden Binici, emeklerinin karşılığını toplamaya başladı. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaptan'ı bu makamında ziyaret eden Efe Binici, Belediye Başkanı Nedim Kaptan'a teşekkür ederek formasını takdim etti. Belediye Başkanı Kaptan ise gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşmasının spora yönelmesinin büyük katkılar olduğunu ifade etti. Gençlerimize bu yolda her zaman destekçisi yazdı. Alkol gibi, efendim şöyle işte toplumun içerisinde hoş görünmeyen o genç yaşlarda alışılan kötü alışkanlıklar insanları gençlerimizi koruma adına biz sportif faaliyetler destekliyoruz ve ciddi de bütçe ayırıyoruz. Hem bütçe ayırmakla kalmıyoruz. Bununla ilgili altyapı çalışmalarını da yapıyoruz. 2 milyon kusur lira sahamızın yenileme için bir kaynağı geldi. Şu anda çalışıyorlar bununla ilgili ama bunda kalmayacağız. Tüm o 12 branş içerisinde olduğu gibi futbol sahamızı yeniden sonra işte spor kompleksi projelerimiz var. İnşallah gençlerimize. Kağıthane Belediyesi kadınların el emeği göz nuru ürünlerini satarak ev ekonomilerine katkı sağlamalarına destek olmak amacıyla Maharetli Eller Çarşısı'nı hizmete açtı. Mevlüt Öztekin beyefendi alanımıza teşrif ettiler. Alkışlarımızla Sayın Başkanımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Kağıthane Belediyesi kadınların el emeği göz nuru ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağlamalarına destek olmak amacıyla Maharetli Eller Çarşısı'na hizmeti açtı. Ben buraya çantalarımla katıldım. 3 tane çantayla. Teşekkür ediyoruz. Kağıthane'ye bağlı Emniyet Evleri Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde gerçekleşen çarşıda evlerinde hazırladıkları ürünleri hiçbir kira ya da ücret ödemeden satma imkanlarına erişen 303 kadın ilk ticari deneyimlerini yaşıyor. Forumlarımızı doldurduk, fiyatlarını kendimiz belirledik, teslim ettik. Ben Mevkuşat'a gittikten sonra bu işi zaten daha çok meslek edindim. O yüzden bunları yapıyorum. Evet, çarşımız hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Her bir kadına 3 ürünü dilediği fiyatta satabildiği çarşıda, satış işlemleri ise belediyeye bağlı personellerce gerçekleştiriliyor. Kadın girişimcileri desteklemek ve aile kurumunun ekonomik yönden güçlü kılınmak amacıyla hizmete açılan Maharetli Eller Çarşısı'nda 1000'e yakın ürün alıcısını beklerken Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin açılışta şunları söyledi. Bugün seçimden önce söz verdiğimiz 53 projenin birini daha gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu hep birlikte paylaşıyoruz. Hanım komşularımız için çok faydalı olacağına inandığımız
Mahallet Eldar Çarşısı'nı hayata geçirmenin sevincini bizimle paylaştığınız için her birinize çok teşekkür ediyorum. Anadolu kadınının dillere destan cesareti ve çalışkanlığı, yeri gelmiş cephede memleketi kurtarmış, yeri gelmiş gecelerce göz nuru dökmüş ve yaptığı ürünleri değerlendirerek nice aileleri kurtarmış, çocuklarını okutmuştur. Hepimizin hayatında böyle el öpülesi kadınlarımızın emeğiyle izleri vardır. Elleri maharetli olduğu kadar yürekleri de sevgi, fedakarlık ve merhamet dolu olan kadınlarımıza, annelerimize, eşlerimize ne kadar teşekkür etsek az. Güçlü kadın, güçlü toplum, güçlü toplum, güçlü Türkiye demektir. Belediye başkanlığını devralan Bekir Aksun, geçen 9 aylık sürenin değerlendirmesi ve Kocabey ile Kızılay mahallelerindeki kentsel dönüşüm projesiyle yapılacak olan yapılarla ilgili basın mensuplarıyla bir araya geldi. Erzincan Belediyesi Aşevi'nde gerçekleştirilen toplantıya Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muzaffer Koşan, Erzincan Belediyesi Başkan Yardımcısı İkram Çamur, şehirde görev yapan basın mensupları, Hocabey ve Kızılay Mahalle muhtarları katılım sağladı. Ve Kızılay Hocabey projesinin tanıtım toplantısına davetimizi icabet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Erzincan 1 Nisan sabahından itibaren devraldığımız belediyemizin 9 aylık süreç içerisinde karşılıklı soru cevapla yapabildiklerimizi, yaptıklarımızı, yapacaklarımızı sizlerle birlikte hem paylaşmak hem de bu Kızılay Hocabey projesi üzerinde istişare etmek için bu toplantıyı tertip ettik. Toplantının açılış konuşmasını yapan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 1 Nisan sabahından itibaren devraldığımız belediyemizin 9 aylık süreç içerisinde karşılıklı soru cevaplar yaptıklarımızı, yapacaklarımızı sizlerle birlikte hem paylaşmak hem de bu Kızılay Hocabey projesi üzerinde istişare etmek için bu toplantıyı tertip ettik dedi. Onun için de Erzincan'ımıza daha güzel eserler kazandırabilmek için işbirliği içerisinde basın bu konuda en önemli kaynağımız olacak. Bizim yanlışlarımızı düzeltecek, doğru yöne doğru bizi yönlendirebilecek yazılarıyla, görselleriyle bizi destekleyecek bir ana etken olduğuna inanıyoruz. Onun için de sizlerle paylaşmak istedik. Proje video gösteriminin ardından proje hakkında açıklama yapan Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı İkram Çamur, Hocabey ve Kızılay mahallelerinde 988 konut, 82 iş yeri ve 925 araçlık katlı otopark yapımının planlandığını açıkladı. 2+1, 3+1, 4+1 tiplerinde parsel sahibi vatandaşlarla yapılacak görüşme sonrasında projenin değiştirilebileceğini ve kesin bir noktaya ulaşılacağını belirtti. Kızılay ve Hocabey mahalleleri Erzincan'ın 1939 depreminden sonra şehrin kuzeye doğru taşınmasıyla oluşan en eski mahallelerimizden iki mahallemizdir. Daha önce Çarşı Mahallesi ve Taksim Mahallesi'nde dönüşüm işlemleri yapıldı. O projeler toplu konut idaresi ile belediye arasındaki işbirliği protokolleriyle gerçekleştirilmişti. Kızılay ve Hocabey mahallelerinde de biz kendi belediye imkanlarımızla bir proje hazırladık. Sahada anket çalışmalarımızı vatandaşlarımızla yaptık. Anket çalışmalarımızda %90 üzerinde bir oranla kentsel dönüşümün bir an önce yapılması yönünde tercihlerini vatandaşlarımız sundular. Biz de bu tercihlerden dolayı hızlı bir şekilde alan planlamasına geçerek ilk önce şehir planlaması anlamında şehir plancılarımız tarafından ada planlamalarını yaptık. Daha sonra mimar arkadaşlarımız binalarımızın yerleşimlerini, vaziyet planlarını hazırladılar. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, açıklanan bilgiye ek olarak Hocabey ve Kızılay mahallelerinde dönüşümün etaplar halinde ilerleyeceğini, hiçbir vatandaşın mağdur edilmeyeceğini belirtip, ilk etap kapsamında değer tespit ve piyasa fiyat araştırması çalışmalarını yapılarak toplamda 693 parselde 2011 hak sahibi ile görüşüleceğini söyledi. Tabiri caizse biz orada hakkı teslim ederekten bu işi yapmak istiyoruz.
Hem arsasının değerini vereceğiz, hem oturduğu evin değerini vereceğiz, varsa ağacının değerini vereceğiz ve bir ortaya fiyat çıkacak. Diyelim ki adamın şu anki mevcut yapısının değeri 150 lira tuttu. Yaptığımız evin onun tercihine bağlı. 2 artı 1 mi, 3 artı 1 mi, 4 artı 1 mi? Sevgili seyirciler, Sivaslı Kıbrıs gazisi Veys Kalkan, ulaşılamayan 4 kişiden dolayı imar affından yararlanamazken, şimdi de aftan yararlanmak için yatırdığı 7500 TL'sini geri alamıyor. Sivaslı Kıbrıs gazisi Veys Kalkan 18 yıl önce Aydoğan Mahallesi'nde kendisine ait arazide 3 katlı bir ev inşa etmek istedi. Bitişik bina ile yapacağı inşaat sırasında 70 cm genişliğinde bir boşluk bulunuyordu. Komşu binanın sakinleri Sivas'ta kış aylarının soğuk geçtiği için ısıdan tasarruf sağlaması amacıyla binayı kendi binalarına bitiştirmesi talebinde bulundu. Veys Kalkan, ben babam evini tütürtmek için bu binayı yaptım. Bu binayı yapalı 18 sene oldu. Benden 12 sene önce yapan arkadaşlar, bu arayı sen açık koyma, bura kapansın da kışın soğuk çekmesin, senin evde bizim evde soğuk tutar, evin ısınmaz diye söylediler. Şimdi de af işi çıktı. Af işine ben müracaat ettim. Af işinden... Müracaat ettin amca? Tapularımı böldürmek için. Benim şimdi bir tapu görünüyor. Burası 3 daire gösteriyor Bodrum'la. Ben de bunların dairelerinin taplarını böldürmek için AFA müracaat ettim. Evet, Çevre Şehircilik Müdürlüğü o zamanları bana baktılar, buraya ölçtüler. Buna göre 5 milyar 384 lira bir yol yatırdılar. Sonra 1 milyar 84 lira daha. Oradan 214 lira daha derken toplam 7 milyar 500 lira para yatırdım ben. Kalkan da inşaatı yanda bulunan binaya bitişik inşa etti. Ancak kendisine ait olmayan bir parsele girdiği için belediyeden ruhsat alamadı. Peki amca, daha sonra nasıl oldu? Senden komşuların izini mi almanı istediler? Komşularımdan. Şimdi tapu dairesi benden imza toplayacağın diyor. Bu yetim 15. Şimdi senin diyor bu arsanın içinden diyor bu evlerin hissesi olmuş görünüyor diyor. Neden hisse oluşuyor? Yani 70 santim arka bahçeden cephesi. Önden hiç cephesi olmadan bitişik üçgen şeklinde geliyor. Bu arkadaşlar o zamanlar bunların tapuların içine müteahhitlik göstermiyor. Müteahhit bunların arsasında çıktığını göstermiyor. Benim de arsamdan diyor. Aslında belediyenin olması lazım. Sonra tapu dairesi yok diyor. Sen bunu götüreceğin şeyde diyor. Bu imzalarını attıracaksın diyor. Buraya getireceksin diyor. Ondan sonra diyor senin tapun her şeyin hazır diyor. Paranı 7 milyar 250 lira buraya yatıracaksın diyor. Alacağın tapun diyor. Kalkan imar affı yasasının çıkmasıyla binasına ruhsat alabilmek için ilgili kurumlara 7500 TL yatırarak resmi işlemler başlattı. Tapu müdürlüğü ise Kalkan'dan girdiği parselde hakkı bulunan 15 kişiden rızalarını belirten imza almasını istedi. Kalkan 15 kişiden 11'ine ulaşarak imzalarını aldı ancak 4 kişiye hiçbir şekilde ulaşamadı. Nerede yaşadıkları, hayatta olup olmadıklarını bilemeyen 4 kişiye ulaşamayan gazi yasal süreyi de doldurduğu için aftan yararlanamadı. Evet amca, nasıl oldu? 15 kişini doluşturarak, kağıtlarımı dolandırarak ben aldım imzalarını. Kaç kişiden aldın amca? 11 kişiden aldım. 4 kişiyi alamadım. Bu 4 kişi de bu binanın içinde oturmadığı için, onlar da olmadığı için bulamıyorum bunları. Ulaşamıyor burada. Musun onlara? Ulaşamıyoruz. Burada Almanya'da, işte İstanbul'da, şurada, burada diyorum yani. Peki şu an amca nasıl bir sıkıntın var? 3 gün kaldı sanırım. İptal mi olacak para? Şimdi benim bu paramı ben tapu dairesine söyledim. Ben o zamanları bana mesaj gelince ben bu paramı geriye almak istiyorum. O zaman yapılmıyorsa diyorum da bu paranı diyor sen iptal olmaz, sen geriye alamazsın diyerek söylüyor. Niye dedim, ben dedim muamelem yapılmasa ben bu paramı bağış mı yapacağım devlet dedim. Devlet benden zengin mi dedim. Aftan yararlanamadığı gibi yatırdığı 7500 TL'yi de geri alamıyor. 6 ilde kapı dilini düşürme yöntemiyle evleri soyan 5 kişilik hırsızlık şebekesi Sivas'ta polis tarafından suçüstü yakalandı. 6 ilde kapı dilini düşürme yöntemiyle evleri soyan ve aranmakta olan 6 kişilik hırsızlık şebekesi Sivas'ta polis tarafından suçüstü yakalandı. Karabük, Kastamonu, Kırşehir, Kırıkkale, Bolu ve Zonguldak illerinde kapı kilidi düşürme yöntemiyle evlere girip evleri soyan 5 kişilik şebeke Sivas'ta yakayı ele verdi. Aralarında kadınların da bulunduğu şebeke üyeleri Sivas'ta girdikleri ev suçüstü yakalandı.
akraba olduğu tespit edilen MG, YG ile SG, EA ve YA isimli kadınlar polis tarafından alınan ifadelerin ardından Sivas Adliyesi'ne gönderilerek hakim karşısına çıktı. Korkmayın lan, yılbaşında devlet size hindi bile vermedi diye çekiyoruz. 6 ilde onlarca evi soyan hırsızlık zanlıları adliyeye çıkarıldıkları sırada kendilerine görüntüleyen gazetecilere yönelik pişkin tavırlarıyla dikkat çekti. Zanlılar arasında bir kadın ne çekiyorsunuz, devlet size hindi mi verecek sözleriyle tepki gösterdi. Korkmayın lan, yılbaşında devlet size hindi bile vermedi diye çekiyoruz. Yan saçmalık. İzmir'de ardı ardına işlenen cinayetlerde hayatını kaybeden Hatice Gülcemal, memleketi Sivas'ın Gemerek ilçesi Sızır beldesinde toprağa verildi. İki gün önce İzmir'in Torbalı ilçesinde Enver Yıldız isimli cinayet zanlısı ilçe sağlık müdürlüğü Fuat Mehmet Farkın vurarak öldürdükten sonra ilçe devlet hastanesi doktorlarından Harun Gülcemal'in de evine giderek eşi Hatice Gülcemal'i öldürmüş, doktoru ise gasp etmişti. Cinayet zanlısı yakalanırken olayda hayatını kaybeden Hatice Gülcemal'in cenazesi memleketi Sivas'ın Gemerek ilçesi Sızır beldesine ulaştı. Allahu ekber. Gülcemal için bugün beldedeki merkez camiinde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Allahu ekber. Rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ruhu için El-Fatiha. Namaza ilçe kaymakamı Cengiz Nayman, ailesi, sağlık çalışanları ve yakınları katıldı. Gülcemal kılınan cenaze namazının ardından beldedeki Asli mezarlığına defnedildi. Sivas annesi tarafından hırsızlığa zorlanan 7 yaşındaki küçük kızın bir eczanedeki kasayı soyma görüntüleri vicdanları sızlattı sevgili seyirciler. Edinilen bilgiye göre olay dün öğle saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi Şifa Caddesi üzerinde bulunan bir eczanede meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda F.U. adlı anne 7 yaşındaki kızı B.U. ile birlikte ilaç alma bahanesiyle bir eczaneye girdi. F.U. çalışan eczacıyı oyaladığı sırada küçük kız kasaya yönelerek kasadan yaklaşık 750 lira para çaldı. Biri buradan girdi. Bana bir hariç, benden bir hariç kesici istedi. O ara benden itibata geçerken kızım oluyor artık, ne oluyorsa. Oradan giriyor kimsenin haberi olmadan. Kasayı boşaltıyor. Biz de hiç farkına varmadık. Sonra çıkıp giriyorlar. Hepsi bu kadar yani. Tekrar ne kadar para aldınız? 750-800 civarı bir şey herhalde. Siz de tabii polise gittiniz. Direkt polise haber verdik. Ne oldu, yakalandı? Polis geldi. Yakalandı diyebiliyoruz. Bence çok yanlış yani. Ailesi buna terbiye vermesi lazım. Örnek olması lazım. Ailesinin bunu teşvik etmesi bana göre çok yanlış. Daha sonra anne ve küçük kızı hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallayarak eczaneden ayrıldı. Olay sonrası eczane sahibi kasada paranın eksik olduğunu fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyince olay fark edildi. Soyulduğunu anlayınca durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri anne ve kızı tespit ederek evlerinde çaldıkları parayla yakaladı. Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yılbaşı öncesi herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için alkol satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetim yaptı. Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gıda ve Yiyim Şube Müdürlüğü, otel, toplu tüketim yerleri, toptan ve perakende alkol satış yapan işletmelerde sahte ve kaçak alkolün yanı sıra gıda kontrolü de yaptı. Tarım Müdürlüğü'nde görevli kontrol elemanlarınca 51 işletmede denetim gerçekleştirildi. İşleri Bakanlığı'nın genelgesi göndermiş 81'e. Yılbaşı denetimleri yapıyordu. Daha önce yılbaşı gecesi de gelmiştik. Evet, bizim buna kar amaçlı, alkolü kar amaçlı yapmıyoruz. Farkındayız. Bulunsun dediği için bulunduruyoruz. Evet.
Yıl boyunca risk esaslı yapılan denetimlerin yanı sıra 174 alo gıda hattı, CİMER ve valilik açık kapı uygulamasına gelen şikayetlere göre denetimler gerçekleştirildi. Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplum sağlığı ve tüketici menfaatlerini korumaya yönelik çalışmaları ise bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edileceği bildirildi. Sivas'a Şehit Ebubekir II. İlkokulu Gıda Bankası'ndan yardım alan ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla yardım kampanyası düzenledi. Kampanya süresinde öğrenciler evlerinden getirdikleri gıda ürünlerini okulda topladı. Gönüllü yardım kampanyasında her öğrenci maddi durumuna göre destek oldu. Kampanyamız bir hafta sürdü, pazartesinden cumaya kadar. Derslerimizle alakalı bir konuydu, yardımlaşma, dayanışma. Şehit Ebubekir II. İlkokulu öğrencileri çeşitli gıdalardan oluşan yardım malzemelerini öğretmenleri nezaretinde Hayat Ağacı Derneği'ne teslim etti. Önce. Mahalle olarak da biz dar gelirli bir mahalleyiz. Okulumuz o bölgede. Ama velilerin ve öğrencilerin talebi büyük oldu. Bize büyük destek sağladılar. 2C sınıf öğretmeni Saadettin Doymuş yardım kampanyasının bir hafta sürdüğünü belirtti. Maddi durumu iyi olmayan öğrenci bile bir iki parça eşya getirdi. Allah işte velilerimizin yaptığı yardımları inşallah kabul eder. Şehit Ebubekir II. İlkokulu öğrencileri Sivas'ta market benzeri bir yardım kuruluşu olan Gıda Bankası'na yardım topladıkları için mutlu olduklarını söylediler. Diğer yandan öğrenciler topladığı çay, şeker, salça, margarin, sıvı yağ, makarna ve bakliyat gibi ürünlerden oluşan yardım malzemelerini 9 adet market sepetini doldurdu. İstediğimiz kadar buraya yiyecek getirebiliriz. Paylaşmak güzel bir şeydir. Başka okulları da buraya bekliyoruz. Burada duruyoruz, şöyle duruyoruz, tamam mı? Ben buraya geldiğim için çok mutluyum. Herkes buraya gelsin ve yardım etsin. Kuru gıdalar falan getirip başvuru yapabiliriz. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. İhtiyaç sahibi aileler her ay gelirler buradan düzenli olarak alışveriş yaparlar. Vakillere, aç kalanlara yardım etmek için buraya geldik. Herkes buraya gelip fakirlere yardım etsin. Yine aileler alışveriş yaparken gıda ürünleri türlerine göre ayrılıp sayısı belirlendikten sonra okul için bağış makbuzu kesildi. Biz buraya yardım etmek için geldik. Bunlar da hep sıfır kullanılmamış eşyalar. Herkes gelip buraya yardım etmeli.